Fenerbahçe'de bireysel futbolcu performansları da çok eleştirilmekte. Fenerbahçe'nin hangi bölgesine transfere ihtiyacı var? Yani hangi futbolcunun performansı şu an kötü ve o bölge hangi neresi? Aslında bireysel olarak performansa baktığında bir değil, iki değil, birçok oyuncuda bir bireysel performans düşüşü var. Evet. Yani bunun en direkt adreslemesi bence teknik adamdır. Çünkü kurgu oyuncuyu yüceltir ama kötü kurgu oyuncusunu yer ve kaybeder. Bence Fenerbahçe'nin kurgu ile ilgili problemi var. Oyuncuya yani uymuyor o kalıp. İçine o kalıba uymuyor. Şekillenemiyor orada. Şimdi Fenerbahçe'nin net bir yarı saha oyuna problemi var. Net bir santrafor derdi var. Bu kesin. Bu %100. Yani Valencia'da olsun, Mergin Berisha'da olsun tam merkez forvet değiller. Yani merkez forvetin yanında etkili, çok daha etkili olacak isimler. Bir o var. İki, Fenerbahçe böylelikle önde top tutması çok daha zor. Rakip stoperlerle daha onunla fiziki mücadeleye girebilecek. Orada top alıp belli bir omuz boşluğu verip o topu da aynı anda dağılmadan, koordinasyonu kaybetmeden baskı altında alıp kullanabilecek bir oyuncu Takıma eksiği hata var. çıkarabilecek bir isim değil mi abi? %100 var. Sezon başı da vardı. Geçen sene de vardı. Ve de bunun nasıl olmadığını bu kadar oyuncu alıp ben anlamıyorum, anlayamıyorum ve de anlamayacağım. İki, kenar oyuncusu eksiği var. O %100. İster üçlü oyna, ister dörtlü oyna ki ben üçlüde çok çok Fenerbahçe'nin gideceğini düşünmüyorum. İleride. Yani bir bek problemi var. Bu anlamda Ferdi gibi bir yeteneği maalesef istikrar sağlattıramadığımız için insanlar hani bu sene çok iyi olduğunu zannediyor. Halbuki Ferdi'nin sadece istikrarla problemi vardı. Evet. Önceden 1568 dakika oynayıp 5 gol 5 asist yapan oyuncuyu bir sonraki sezon yani geçtiğimiz sezon 32 maça ve de 980 dakikaya indiriyorsun. Maç başı ne kadar dakikasının düştüğünü, ne kadar verim almanın zorlaşacağını sen düşün. Çünkü oyuncu istikrar ve de pratik ister. Böylelikle Ferdi gibi oyuncuyu farklı da değerlendirme şansın olacak. Ama olmazsa olmaz Fenerbahçe'nin kadrosunu hücum hattında özellikle arkada inceltmesi gerekiyor. Daha dar, daha makul kadro daha çok mutluluk demektir. Daha geniş kadro söylendiği kadar iyi bir şey değildir ki bunu Beşiktaş'ta da bu sene görüyoruz. Dar kadro mutluluk demektir. Rollerin daha keskinleşmesi, oyuncuların beklentilerinin ona göre olması ve de net olması. Ve de Fenerbahçe'de böyle bir problem maalesef var. Ama öncelikle kesin ve kesin kenar ve de santrafor mutlaka.